Bundan yaklaşık 4 ay önce Viyana Maratonu'na katıldım. Yaklaşık 3 saat 19 dakikada bitirdiğim parkur gayet benim için de güzel bir deneyim oldu. Benimle birlikte yaklaşık 10 öğrencim de koşmuş oldu. Önümüzde Şubat ayında, yani bundan yaklaşık 6 ay sonra gerçekleşecek Tel Aviv Maratonu var. 2020 Şubat ayında Tel Aviv Maratonu'na ekipçe katılıyoruz. Ekipçe bir antrenman programına gireceğiz. İçimizde 5 kilometre koşacaklar var, 10 kilometre koşacaklar var, 21 kilometre koşacaklar ve 42 kilometre koşacak tek kişi benim. Bu 6 aylık süreçte belirli bir antrenman programına gireceğiz ve belli bir program dahilinde çalışacağız. Gelişmemizi buna göre gözlemleyeceğiz. Biz bu antrenman programlarını yaparken, yani bu antrenman programlarını yazarken nasıl koşu türleri çıkarıp nasıl koşu türleriyle antrenman yapıyoruz? Şimdi size biraz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Birincisi hız koşuları. Aralarında yürüyüş ya da joggingle devam edebilirsiniz. Bu koşu hızlı tempoda, yani yarışta hiçbir zaman koşmayacağınız tempoda olmalı. O yüzden de dakikası düşük olmalı. Örnek vermek gerekirse iyi bir ısınmadan sonra, yani 2 ya da 3 kilometrelik bir ısınmadan sonra 200 metre mesafeyi maksimum hıza yakın, yani %80'inizle, %80 temponuzla koşmaktan bahsediyorum. 200 metre koştunuz ve 1 dakika yürüdünüz ve bundan yaklaşık 8 ya da 10 tane yaptığınızı düşünün. Buna bir hız koşusu deniyor. Yani kısaca halk arasında da buna interval antrenmanları da diyebiliyoruz. Eğer daha önce hiç interval antrenman yapmadıysanız hızlı koşmaya 200 metreden başlayabilirsiniz. Orta seviyede bir hızlı koşu yaklaşık 200 metreyi 1 dakikanın biraz daha üzerinde bitirebilir. İkinci koşu biraz tempo koşusu. Tempo koşusu az önceki hız koşusundan biraz daha yavaş fakat daha uzun dakikalı bir tempodur. Yani yaklaşık 20 ile 30 dakika arasında durmadan koşabileceğiniz bir tempo düşünün. Ama ısınma temponuzun daha üzerinde bir koşu. Bu da sizin dayanıklılığınızın artması için yapmanız gereken koşulardan bir tanesidir. Bir de İnişli çıkışlı parkurlarda değişik hız oyunlarının olduğu fartlek adı altında koşu programına koyduğumuz bir koşu tipi var arkadaşlar. Fartlek İsveççe zannedersem hız oyunu anlamına geliyor. Hız oyunu demek de şu: 1000 metrelik, 1 kilometrelik bir koşunun üzerine işte 100 metrelik bir sprint, tekrar biraz yavaşlama, onun üzerine tekrar bir sprint, tekrar bir yavaşladınız ve tekrar bir 500 metrelik bir koşu gibi değişik hız oyunlarıyla amaç hem dayanıklılığı arttırmak hem de aerobik kapasiteyi, yani sizin laktik asit aşiğinizi biraz daha yukarıya çıkarmak ve vücudun kapasitesini biraz daha zorlamak için yapılır. Benim en çok sevdiğim koşulardan bir tanesi de tepe koşuları, yani hill climb dediğimiz yokuş koşuları arkadaşlar. Bu da belirlenen 300-400 metrelik ya da 500 metrelik bir yokuş parkurunun belli bir tempoda çıkılıp dönüşlerde de yürüyerek dinlenilmesi sağlanmak üzere yürüyerek inilmesidir. Bunu da yaklaşık 8 defa, 10 defa ya da dakikasına göre yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 5 tane 1 dakika, 4 tane 1,5 dakika, 3 tane 2 dakika gibi koşuları aynı mesafeyi koşup gelebilirsiniz. Dakika değiştiğinden tabii mesafe de değişecektir. Aynı parkurda bu koşuları tamamlayabilirsiniz. Bir tane de recovery koşusu var. Yani yenilenme koşusu, rejenerasyon koşusu diyoruz. Çok yoğun geçen bir interval antrenmanının ardından ertesi günkü koştuğunuz koşu sizin toparlanmanızı hızlandıracak şekilde olmalıdır. Yani buna bir jogging demek, yani jog atmak dediğimiz bir tempoda olabilir. Bu da sizi bir sonraki güne hazırlayacaktır. Çok sert bir antrenmanın sonunda ertesi gün hiçbir şey yapmamaktansa yavaş tempo bir koşu sizi daha iyi toparlar arkadaşlar. Bu koşu programlarını programınıza şu şekilde yerleştirmenizi tavsiye ederim. İlk gün haftanın ilk koşusunu normal yavaş bir tempoda relax bir koşu olarak başladığınızı düşünün. İkinci gün aralara hızlanmalar koyacağınız, yani 200 ya da 300 ya da 400 metrelik hızlanmalar koyacağınız bir koşuyu seçtiniz. Çarşamba günü yine belki tempoyu biraz düşürüp düz bir koşu yapabilirsiniz. Perşembe günü size belki koşacağınız parkurda bir incline varsa, yani yokuş bolsa, size yokuş tavsiye ederim. Cuma günü tekrar yavaş bir tempo koşu. Cumartesi belki dinlenme, pazar günde uzun bir koşu tavsiye ederim. Bu koşu türleri umarım işinize yarar ve her türlü online destek için
Bana mail atabilirsiniz ya da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Koşuyla alakalı tüm sorularınızı bana buradan yollayabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.